Bankacılar vesaire, yani iç piyasada çalışanlar diyelim. Merkez Bankası'nda ben size ekleyeyim. Tabii devletinki de buna endeksli. 17 önümüzdeki sene için. 17,5. %17,5. Bu sene içinde %38. Şimdi hani uçurum bakın 71'den 38'e kadar bu yıl için, seneye de 17,5. Şimdi dolayısıyla şimdi bu tablodan bu seneyi 41'e revize ettiler ama 41, yani 38, evet, üst bant tarafına bakarsanız 41 civarı bir şey. Ama neticede ama 38'e göre de her şeyi endekslediler biliyorsunuz. Yani vergi artışları, bütün yapılan zamlar yılın ikinci yarısını kapsayan %38'e göre yapıldı. Yani elimizdeki o veri önemli. Şimdi biz neredeyiz? Ya bir kere başarılı değiliz. Ya çok net bir şekilde başarılı olamadık hala enflasyonda. Bakın Mehmet Şimşek görevi devraldıktan sonra değil mi? Aşağı yukarı 16-17. ay olacak. Yani bir buçuk yıl. Yani 1,5 yılın sonunda geldiğimiz nokta aylık enflasyonda bile %3'teyiz. Tamam mı? Temmuz'da ne dediler? Hatırlayın. Çok eski değil yani. Bu yılın Temmuz ayında yılın son çeyreğinde, yani Ekim, Kasım, Aralık'ı kapsayacak dönemde %1,5 olacak. %1,5 olacak. 1,5 olma ihtimali zaten mümkün değil bu görüntüden sonra. Enflasyon büyük ihtimalle zaten yani şimdi biraz daha düşecek. Yani 49'dan bir miktar daha düşecek ama önümüzdeki sene 17,5'u bence revize edecekler seneye. Başka yolu yok, tutmayacak. O mümkün değil. Yani hiçbir model baktığımızda 17,5'a göstermiyor önümüzdeki sene için. Ha, burada 3 ay kaldı bu sene açısından bakarsanız. 49'un baz etkisini kullandık aslında. Yani %72-73'lerden ya da tam yuvarlak hani %75 diyelim en tepeyi, bu son 1 yıl içerisindeki seviye. 75'ten 49'a düşerken enflasyonun düşüşünü biz program vasıtasıyla değil aslında. Yani yapılan bir program var ya, işte olduğu söyleniliyor. Yani orta vadeli programla da desteklendi. Bu düşüşün büyük kısmı baz etkisinden kaynaklanan sonuç oldu geçen sene. Yani aylık enflasyonlar %9'un üstündeydi Haziran, Temmuz özellikle geçtiğimiz yıl. Onlar devreden çıktı ve baz etkisi bundan sonra artık lehimize çalışmayacak. İyicene yavaşlayacak. Yani enflasyondaki düşüş hızını önümüzdeki aylarda yavaş yavaş göreceğiz. Daha az, ufak inecek artık. Az inecek tabii. Yani ama şimdi problem bence burada bu haftaki rakam sonrasında aylık, yani Merkez Bankası'nın ağzıyla konuşayım çünkü o söylediği şey aylık mevsimsellikten arındırılmış enflasyon trendine bakıyoruz. Kendi cümlelerini direkt tekrar ediyorum. Şimdi ona baktığınızda hala çekirdekteki enflasyon katılığını, yani o manşetteki rakamın dışında enflasyonun ataletinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi bu teknik taraflarını geçelim. Ben sadece mesela seyirciler için şöyle bir hatırlatma yapayım. Genelde bence Sözcü Televizyon izleyicileri biliyordur ama o 1,3 falan olması gerekiyordu. O beklentinin tutabilmesi için. Oradan o karşılaştırmayı yapın. Peki araya girmeden hızla şunu sorayım o zaman. Şimdi en nihayetinde enflasyonun yani düşüyor görünüyor ama bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Değil, fiyat artışının hızını yavaşladığını söylüyor. Dolayısıyla şu anda eğer işte hayat bize pahalı geliyor, geçim derdimiz var ya, bunda değişen bir şey olmayacak. Bunda değişen bir şeyin olması için gelirimizin artması gerekiyor. Çok güzel. Buradan şimdi, bir devralayayım mı? Asgari ücret ve memur emekli maaşları. Aynen öyle. Şimdi bakın Türkiye'nin nüfusu, hani gelirken de bir iki not aldım. Türkiye'nin nüfusu 85,5 milyon kabaca değil mi? Yani burada 15 yaş üstü 66 milyon. İş gücü de 35,5 milyon civarında. İşsiz kayıtlı 3 milyon biraz üstü. Ama işte 4A, 4B, 4C yani SSK, Bağkur ve emekli sandığına baktığımızda da biz aktif sigortalı olarak aslında gördüğümüz bir 25,5 milyon şey var, vatandaş var ve bunun %40'ının biraz üstü asgari ücretli. Yani 17.402 TL net maaş alıyor. Pasif sigortalı tarafı da, yani bunlar tabii emekliler, diğer bu saydığım 3 gruptan 16 milyon. Yani biz aslında 1'e 1,59 gibi bir dengedeyiz şu anda. Yani bir emekliye 1,59 çalışan var Türkiye'de. Bir kere bu zaten külliyen ileriye dönük sosyal aktüerya oranı tamamen bence bozulmuş durumda. Yani Türkiye'de bundan sonrası, buna ben de dahilim. Henüz emekli olmadım ama yani çalışıyorum. Ama neticede bundan sonra gelecek, Türkiye yaşlanıyor çünkü. Bir böyle sıkıntı var. Peki az önceki TÜİK rakamları, yani enflasyonla nereye geliyoruz onu söyleyeyim. Bir kere Temmuz'da asgari ücret zammı olmadı biliyorsunuz. Şimdi 3 ay sonrasında aslında en büyük saatli bomba önümüzde, bence çalışanlar açısından bu. Hem IMF'nin 4. madde konsültasyonunda da yazıldığı gibi, hem işte Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonominin temsilcileri, en önde gelenleri tarafından dile getirildiği gibi beklenen enflasyona göre 2025 zammı tek seferde yapılacak. Bakın şimdi bu durum bir kere 2024 yılının ikinci yarısından bir stok birikimi getirecek. Yani enflasyon yine aşağı yukarısını söyleyeyim. Yani 45'ler mertebesinde bu yılı 2024 sonunu kapatabilir. Tamam. Peki 2025 yılına %17,5 zam yaparsanız, beklenen enflasyon 17,5 ya. Şimdi onun üstüne biliyorsunuz Türkiye'deki sistem nasıl işliyor? Sayın Cumhurbaşkanı üstüne bir tatlandırıcı şeklinde bir rakam koyuyor. 2,5, 3 puan, 5 puan neyse. Yani 20 diyelim, 25 diyelim. Yani bence %20... Ay, 25 diyebiliyor musunuz? İşte maksimum diyorum. Yani eğer 17,5 beklenen enflasyonuna çıkabileceği yer %20 gibi bir yerlere gelecektir normal şartlarda. Ben yani kendi senaryomda 20'yi baz alıyorum 2025 yılında asgari ücret artışı için. Bunun üstü olmaz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç geliyor, çünkü reel gelir çalışanların bu yıl açlık ve yoksulluk sınırında geriye gitti. Yani %25 gibi refah kaybı olacak yılın sonunda. Peki o zaman yani değişen bir şey yok ve bu sırada mesela İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ocak 2024'te 53.058 lirayken bu ay Cemal Enginyurt 71.431 liraya yükselmiş. Açlık sınırı dediğimiz şey, yani sadece gıda harcamalarıyla ilgili olan 4 kişilik bir ailenin 20.000 lira civarında. Aynen. TÜİK'in yaptığı son araştırmaya göre. Ne olacak? Tabii öncelikli olarak Mehmet Şimşek'ten başlamak lazım. Enflasyonu konuşuyoruz ama enflasyondan haberi olmayan bir Maliye Bakanımız var. Yani enflasyon rakamlarını soruyor gazeteciler. O diyor ki şu an itibariyle diyor yoğun işlerim nedeniyle tam bir bilgi alamadım. Maliye Bakanlığı'nın yalanlayıcı basın açıklaması da diyor ki çok yoğundu diyor. İkinci bir toplantıya gideceği için diyor enflasyon rakamlarından haberdar olmadığını söyledi. Şöyle diyor. Dediler, doğru ve sağlıklı bir yanıt vermek adına henüz verilere dair detaylı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Mehmet Şimşek istifa et. Sen bu ülkeye gelmiş geçmiş en basiretsiz, en beceriksiz Maliye Bakanısın. İstifa et yarışma dedim. Var o konuda. İstifa et dedim. Borsa düştü, yurt dışına muazzam para çıkışı var diye ihaleyi bana yıkmaya kalktın. Ama ne kadar beceriksiz olduğunu bir kere daha ispat ettin. Neymiş? Haberi yokmuş. Bir ülkenin Maliye Bakanı'nın haberi bizim gibi saat 10'da ekrandan mı olacak? Üstadım ekonomist, Mithat abim ekonomist, öğretim görevlisi. Ya soruyorum, bir ülkenin Maliye Bakanı benim gibi